Tonguç Akademi'den herkese merhabalar arkadaşlar. Üçgende yardımcı elemanlar konusunda sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar üçgende yardımcı elemanlar deyince aklımıza açı ortay, kenar ortay ve yükseklik gelecek. Bir de tabii ki de kenar orta gelecek. Bunların haricinde açı ortay ikiye bölünüyor. İç ve dış açı ortay diyor. Onları da söyleyip bugünkü dersimizi biteceğiz. Her zaman olduğu gibi, her zaman olacağı gibi takvimimize bir bakalım. Nisan takvimimizde ara tatili yaptık. Bayramı kutladık. 23 Nisan'ı coşkuyla kutladık ve artık ders vakti ve 25 Nisan Salı günü saat 6 itibariyle sizlerle birlikteyiz. Üçgenin yardımcı elemanları. Mayıs ayında inşallah yeni konuyla görüşeceğiz. Tabii ki de bu ay bu son dersimizde hemen ödevimizi söyleyelim. Neredeyiz biz? Şu an ne yaptık en son? Benzerliği de yaptıktan sonra artık neredeyiz? Açı ortaydayız. 219'dan başlıyoruz. Kenar ortay var. Burayı da geçtim. Sonrasında arkadaşım üçgenin yardımcı elemanları bitiyor. Tabii ki de burada hepsine değindi. 219'dan 230'a kadar, 31'e kadar yapıyoruz. Burada süper yineleçiz tarzda sorular var. Bakın katlama soruları var veya hatta böyle yarım bırakılan şekiller sorular var. Bunların hepsi mesela kenar ortayla ağırlık merkezi aynı yerde. Daha doğrusu açı ortayla kenar ortay farklı yerlerde bunları gösteriyor. Bu gibi soruların hepsini çözmeden sakın bir dahaki derse gelmeyin. Ödevimizi yapalım ve ona göre güzel güzel konularımızı bitirelim. Evet arkadaşım açı ortay neydi? Bir açıyı iki eş parçaya bölen, iki eş açıya bölen ışına biz açı ortay diyorduk. Yani şu OC bizim için neydi? Açı ortaydı. OC ışını o A o, B açısının açı ortayıdır diyor ve AOC ile B C, o da ne olacak? Birbirine eşit açılar olacak. Ve arkadaşım çok temel, çok önemli bir kural. Açı ortayın genel kuralı. Açı ortay üzerindeki herhangi bir noktadan açı ortayın üzerindeki herhangi bir noktadan açının kollarına inen ne diyor? Açının kollarına indirilen dikimeler bu dikmelerin uzunlukları birbirine eşittir. E biz benzerlik gördük, eşlik gördük. E burası açı ortaysa şu açı birbirinin aynısı. E bunlar birbirinin aynı açıları. Aynı açıları ise arkadaşım o zaman bu eştir ya da benzerdir. Hemen 90'ların karşısı birbirine eşitse o zaman ne dedik? Sadece kollar değil demek ki kolların üzerindeki kenarlar da uzunluklar da birbirine eşit olacak. Yani bir tane nokta aldık açı orta üzerinden kollara dik indirdik bu kollar birbirine eşit ve kollarda ayrılan parçalar da birbirine eşit olacak. Hemen bak örneğe bak örneğe. Örneğe bak ne diyor? Bir tane açı ortay var diyor. Bunun üzerinden hemen ne yaptık? Hop dikme indik. O zaman bunlar birbirine eşittir. 8 eşittir nedir? 3B-1. Attım biri karşıya 9. 3B eşittir 9'sa B'yi eşittir. 3 buldum. Niye? İndirilen, kollara indirilen dikmeler birbirine eşitti. Şimdi kollardaki parçalara bakarsak da Bunlar da birbirine eşit olması lazım. O zaman 13 eşittir 2 a artı 5'ten dolayı. 5'i karşıya salladım. Ne oldu 8? 8 eşittir 2 a oldu. Her tarafı 2 ile gömçürttüm. Ne oldu arkadaşım? a eşittir 4 oldu. Bize a çarpı b'yi soruyor. 4 kere 3 nedir arkadaşlar? 12'dir dedik. Ve çok pratik, çok hızlı bir şekilde ısınmayı geçtim. Zaten bilgi basit. Açı orta üzerindeki bir noktadan indirilen kollara indirilen dikmeler birbirine eşit. Ve kollardaki parçalar da birbirine eşit olacak. Bak 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 bak. Bu gibi çakallıkları çok yapacaklar. Dikkat et. Bakın açı ortay var. Açı ortay üzerinden sanki dik üçgenmişçesine hareket çekiyor. Ama sen ne diyeceksin? Ben Anadolu çocuğuyum yemem diyeceksin. Ne yapacaksın? Kolların üzerinden bakın açı ortaydan bir noktadan kollara indirilen dikmeler bilme eşit. Hop burası altı mı? Altı. Burası Y ise şu parça ye mi? Y. O zaman tamamı x olduğuna göre burası x eksi y mi? x eksi y. Şuradaki dik üçgeni fark ettik mi? 6, 8, 10 mu? Evet. O zaman burası nedir? 8'dir. Hemen o zaman ben de x eksi y'ye ne diyeceğim? 8 santimetre diyeceğim. Ve sorumu bitireceğim. Isınmadan sonra çok zor değil ama yine söylüyorum. Dik üçgen içinde seni kandırmaya çalışırlar. Sen tabii ki de ne yapacaksın? Ben kanmam diyeceksin. Ve olayı patlatıp bitireceksin. Geldik üçgenin iç ve dış açı ortaylarına. Arkadaşlar bakın içeride kalan açı ortay, içeride kalan açı ortay, içeride açı kalan açı ortay. Nedir bunların hepsi? İç açı ortayların nedir? İç açı ortayların kesim noktası. Ve bu üçgene has bir şey mi hocam bu? Hayır. Bir üçgende iç açı ortaylar tek noktada kesişir. Ve bu noktaya biz ne diyoruz? İç teğet çemberin merkezi diyoruz. Kim o? D noktası eşit. D noktası iki noktası üstte. İç teğet çemberin merkezi. İç teğet çemberin merkezi diyorum. Böyle bir şey derse bana çemberin merkezi. Çember merkezi diyelim fark etmez. Böyle bir şey derse ben ne anlayacağım? Bunu söylediği anda da sen ne anlayacaksın? İç açı ortaylar bir noktada kesişiyor. şu o noktadan bahsediyor. Yani o nokta benim iç teğet çemberin merkezi. Şöyle de göstereyim arkadaşlar. 11. sınıfta daha da iyi anlayacaksınız bu konuyu. Şöyle bir çember var. İşte bu çember merkezi de bu noktadır. Ve ayrıyetten 9. sınıftan bir hatırlatma bakın hatırlatma. O da şu. Açı ortaya geldi. Açı ortaya geldi. Sen unutma. Kesinlikle buradan gelen de açı ortaya olacak ama daha önemli bir şey var. O da şuradaki açı. Buradaki açı nedir arkadaşım? Buradaki açı 90 derece artı nedir? Şuradaki alfa'nın yarısı. 90 artı alfa bölü 2 olacak. Unutma. Bu alfa küçük ya. Burası da 90 artı. Yani daha büyük 90 artı alfa bölü 2 olacak. Şimdi buna benzer bir de dış T çemberin merkezi var. O da şu. Bir tane açı ortay geliyor. Diğerlerinin de diğer iç açı ortayların da dışı geliyor. Ve bunlar da bir noktada kesişiyor. Bir üçgende bir köşeye ait iç açı ortay, diğer iki köşeye ait iki dış açı ortay tek noktada kesişir. İşte bu D noktası da bizim için ne olacak? Dış teğet çemberin merkezi olacak. Peki dış teğet çemberin merkezi deyince ne anlayacağız? Dış teğet çemberin merkezi deyince de şunu anlayacağız. Dışarıdan gelenler açı ortay. İçeriden gelen bir tanesi de ne olacak? Yine açı ortay olacak. İç teğet çemberi anlamıştık. Şimdi dış teğet çemberi anladık. Bakın bu sefer burada bir iç açı ortayı göstermese ben biliyorum ki buradaki iç açı ortay gelir bu noktaya kadar uzatsam. Peki bunun anlamı ne? Bu sefer de şuradaki bıdık var ya şuradaki bıdık. Bu sefer de bu 90 derece artı a bölü 2 idi. Hayır bu seferde eksi alfa bölü 2 olacak. Burası alfa olunca. İçeride olunca artı. Dışarıda olunca eksi muhabbetine dönüşecek. Aklımda olsun. Şimdi hemen örneğe bakalım. Örneğe baktığımda ne görüyorum? Burası 55. Ben şunun alfa olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. O zaman 55 dediğim şey 55 derece eşittir nedir? 90 eksi alfa bölü 2. Bakın 90 eksi alfa bölü 2'dir. Alfa bölü 2 karşıya gitti. Burası ne olmuş oldu? 35 derece olmuş oldu. Dikkat! Dikkat! Alfayı bulmayacağım. Neden? Çünkü şuradaki D açısı M yani BDC açısının ölçüsü BDC açısının ölçüsü nedir arkadaşım? Nedir arkadaşım? 90 artı alfa bölü 2 değil miydi? Çünkü burada içeride olsa artı dışarıda olsa eksiydi. Alfa bölü 2'yi biliyorum ben. O zaman ne olacak? 35 olduğuna göre 90 artı 35'ten dolayı da ne çıkacak benim cevabım? 125 derece çıkacak. Bakın bu soruyu nereden yaptım? Bu soruyu biraz önce öğrendiğim 9. sınıf bilgimden yaptım. Ama daha güzel bir şey söyleyelim size. Bakın iki açı ortay, iki açı ortay. Burada bir doğru açı var. O zaman tek açı ortaylar ne olacak? 90 derece olacak. E burada da açı ortay, açı ortay var. O zaman burası da 90 derecedir. Bakın bir dörtgenin iç açıları ölçüleri toplamı nedir? 180'dir. E 90, 90 daha pardon dörtgenin iki 360 özür dilerim. Dörtgenin iç açıları toplamı kareden düşün kareden. Bakın kare çizdim. 90, 90, 90, 90. 360. E 90 burada, 90 buradaysa o zaman bunların da toplamı 180 olması gerektiği için buraya da 125 derece kalır. Bu da sana çakal bir yöntemdi. Ama ne, aslında bunun alfa ise 90 eksi alfa bölü 2. Alfa ise 90 artı alfa bölü 2 idi. Buradan da ben cevabı 125 olarak bulmuş oldum. Geldik iç açı ortay teoremi kuralına. Burada da bilmen gereken şey Bakın şuraya sen A dersen buraya sen B dersen Buraya x dersen, buraya y dersen o zaman şöyle bir şey oluyor. A bölü x eşittir b bölü y oluyor. Bakın böyle de söyleyebilirsiniz. A bölü b, bakın içler dışlar yer değişmiş sadece. A bölü b, x bölü y diye söyleyecektir. Hiç fark etmez. Öyle de söylenebilir. Ama ben onu değil de bunu yazmayı tercih ediyorum. Nasıl? A'nın x'e B'nin y'ye oranını tercih ediyorum. Neden bunu tercih ediyorum? Çünkü şurada n a var ya iç açı O iç açı karesi bakın bu kitaplarda yazmıyor. Eskiden bilinen bir bilgiydi. Bunun karesi üstleri çarp a çarpı b altları çarp x çarpı y çıkardığında ne olacak? Buna eşit olacak. Ya da direkt NA'yı bulmak istiyorsan bu bulduğun şeyi kökünü alıyorsun. Bu kareyi ortadan kaldırıyorsun. Biraz önce elim ona gitmişti ve bunu da bu şekilde ama önemli olan şey üstler altları oranlı. Yanlar yanlar altları oranlı. Üstler altları altlar üstlere yanlar A bölü X B bölü Y'ye oranlıdır. Yani adam burayı sana 3K burayı 4K verirse sen buraya 3M buraya 4M diyeceksin. Hızlıca pratik olarak. Bakın işte demek istediğim şey buydu. 8'in 4'e oranı 10'un neye orandır dediğimde x'in 5 olduğunu fark ettik. Şöyle de diyebiliriz. 8 yarıya düşmüş. O zaman 10 da yarıya düşecektir dedim. Ve olayı bitirdim. Bize çevre soruyor. O zaman çevre ABC üçgeni çevre ABC üçgeni eşittir. Nedir? 8 artı 10 artı 9'dan dolayı 27 santimetre olduğunu bulmuş oldum. Olay işte bu kadar. Geldik bir başka mevzuya. İkiz kenar üçgende tepe açısından tabana çizilen açı ortay aynı zamanda yükseklik ve kenar ortaydır diye zamanında söylemiştik. Burası ikiz kenarsa yüksekliği indirdiğinde yükseklik nedir arkadaşım? Birbirlerine eşit iki parçaya böler kenar ortaydır. Aynı zamanda da açı ortaydır diye söyleyebiliriz. Şimdi söyledik de ne oldu peki? Bakın bunlardan dördünden ikisi varsa diğer ikisi vardı. Mesela yükseklik indi ikiye böldü. O zaman ikiz kenar ve açı ortaydır. Mesela ikiz kenardı yükseklik indi. O zaman ikiye böldü ve açı ortaydır. Mesela şöyle bir şey söylersek. Bakın yükseklik indi ikiye böldü. O zaman burası açı ortaydır. Açı ortaysa bakın şu vatandaş açı ortay. E burada da bir yine güzel bir üçgen çıktı bakın. A, B, C güzel üçgeni. Bakın 15 5 ise bu arada ikiz kenar olduğu için şurası da 15'tir. 15 artı x eşittir. Ne olacak? 15'e 5. 15 artı x 6. Yani 3 katı olduğuna göre 5'e 15 ise 6'ya 18 olacak. x artı 15 eşittir. 18 ise o zaman x nedir? 3 olacak. Böyle pratik hızlı bir şekilde bunu da söyleyebilirim. Bunu da yapmış olurum. Bana da x'in kaç olduğunu soruyordu. X'i 3 olarak buldum. Bir daha söyleyelim. Dikinmiş 2'ye böldüğüse açıortay ve ikiz kenar. Açı ortay varsa 15'e 5. 15 artı x'e 6. Yani ne olacak? Cevabım 18. Yani x'im de 3 olmuş olacak. Geldik dış açıortay kuralına. Dış açıortay teoreminde bu kuralda da yine aynı mevzuyu yapacağım. Bakın burada genellikle şekil değişince kafa karışır. Karışmayacak. Açı ortaydan geldim dostum. Ve benim uzantım bakın ABC üçgeni asıldı üçgenimiz. Açı ortay, dış açı ortay. Dış açı ortay geldi. BC kenarını uzattım. Bu noktadan yola çıkıyorum. Bakın burası A olsun, burası B olsun. Burası X olsun, burası Y olsun. Aşağıdaki gibi de yazabilirim. Hiç fark etmez ama ben şunu tercih ediyorum. Yola çıktım. A. Yanlış yola girdim. X. Bakın A yanlış yola girdim. Bir daha baştan başlıyorum. Yola çıktım. A artı B. Ve A'ya gitmek istiyordum. Doğru yere gitmişim. Bakın A'ya ben yanlışlıkla buradan gittim. A bölü X. Hayır doğru gitmem lazım. A artı B bölü Y. Peki hocam bunu böyle bunun gibi yazmamanın ne farkı var? Bakın yine söylüyorum. Kitaplarda yok ama üstlerin çarpımı A çarpı A artı B eksi X çarpı Y kök içinde olacak. Bakın bu kare değil. Bu dış açı ortayın göstergesi. Açı ortay neyle gösteriliyordu genellikle? N ile gösteriliyordu. N-A dediğimiz şey. İç açı ortay. N-A üssü de dış açı ortay olarak söylenebilir. Bakın bir daha söylüyorum. Bir daha söylüyorum. Burada bu şekilde de yazabilirsin. Ama böyle daha basit oluyor. Hem de şu da aklında kalır. Üstlerin çarpımı altların çıkaracaksın. Olayı bitirecek. Ne yapıyorsun? A'dan geldin X'e. A artı B'den Y'ye olayı bitirdin. Hemen bak örneğini yapalım. Örneğini yapalım. Bu arada 90 varsa 6, 8, 10 üçgen olduğunu biliyorum. Burayı hallettim. Ve sonrasında da ben şunu da biliyorum. Bakın açı ortay bu nokta. Şuraya ben A dersem A'nın A'dan çıktım. Yanlış yola girdim. A artı 6. Şey A bölü 6. Bir daha geri başlıyorum. A artı 8 bölü 10 olduğunu A artı 8 bölü 10 olduğunu gördüm. İçler dışlar yaparsak 10A eşittir. 6A çarpı 6A artı 48. 6A'yı attım karşıya. 4A eşittir 48. A eşittir 12 oldu. E burası 12 ise çok iyi bildiğim bir üçgen var. Daha doğrusu göstereceğim size dik üçgen zamanında ama şimdiden bilelim. 6, 12 ise o zaman burası A, 2A'dan dolayı. Bakın A, 2A, burası da A kök 5 olur. O zaman burası nedir? 6 kök 5'tir dedim. Ve olayı bitirmiş oldum. İşte bu kadar arkadaşım. Soruyu çok hoş bir şekilde şuranın 8 olduğunu bildik. Oradan da yürüdük gittik. Geldik haşin sorumuza. Bak haşin soru niye diyorum? Dış açı ortay var. A, B, D üçgeninde. Dış açı ortay var. İç açı ortay var. O zaman ne diyorum arkadaşım? Bak İçerideki açı ortaya bakarsam 24'e 6. 4'te 1'i mi? 4'te 1'i. 16'ya 4. Bak pratik. Unutma. Unutma. Bu kadar. Olay bu. Peki dış açı ortaya göre bakarsak. Dış açı ortayım neresi? Burası. Üçgenim neresiydi? Şurasıydı. O zaman ben şuraya K dersem K. K dersem. Bak çok dikkat et şimdi. K dersem ne olur arkadaşım? K'dan yola çıktım A'ya gideceğim. K bölü 16 eşittir. Yanlış yol. Bir daha başa geldim. K artı 10 bölü K artı K artı 10 bölü bu sefer de doğru yola girdim ve sonucu bitirdim. Şimdi her iki tarafta 4'e bölünüyor mu? Bölünüyor. 8'e bölünüyor mu? Bölünüyor. 8'e bölersem ne oldu? 2'ye 3 oldu. İçler dışlar yaptım. 3K eşittir. 2K artı 20. Buradan da K kaç çıktı? 20 çıkmış oldu. İşte bu kadar arkadaşım. Bu mevzuyu da güzel, hoş bir şekilde çözmüş olduk. Ha Bu arada biz K'yı bulduk. Sakın yanlış yapmayalım. CE dediğim şey nedir arkadaşım? K artı 4 olduğuna göre o zaman CE dediğim şey ne olacak? 20 artı 4'ten dolayı 24 santimetre diye olayı patlattık bitirdik. Uzatmayalım sözü. Ne yaptı? Kenar ortaya geldi. Kenar ortaya nedir arkadaşım? Bir üçgende bir köşeyi bir köşeyi karşısındaki kenarın orta noktasına birleştiren doğru parçasına kenar ortaylanır. Ne yapacaksın? Bir köşeden karşı kenara ikiye böleceksin. Böldün. Kenar ortay mı? Evet. Kenar ortay. Kaç tane var? Bir, iki, üç tane var. O zaman üçgenin bunların hepsi nerede kesişir kenar ortaylar? Bir noktada kesişir. Bir noktada kesişirse biz bu noktaya ne diyeceğiz? Bu noktaya biz özel bir şekilde ne iç çemberin merkezi ne dış çemberin merkezi bu sefer ağırlık merkezi. Neden ağırlık merkezi diyoruz? Bakın G ile gösteriliyor. Gravity yer çekimi sanki onun gibi. G ağırlık merkezidir. Neden ağırlık merkezidir G? Çünkü siz bu üçgenin bu noktasından böyle parmağınızda tutsanız bir plakayı o plakayı parmağınızda tuttuğunuz anda o plaka düşmez durur. Nasıl hocam ya üçgen plaka durur. Onu bir tane böyle kalemin ucuna koysanız o kalemin ucunda bile durur. Dengede durur. Neden? Çünkü orası ağırlığın merkezidir. Unutma aklında olsun. Peki bilmem gereken ne var hocam? Bilmen gereken şey şu. Ağırlık merkezi senin köşeye yakın tarafını 2K, 2A yapar. Kenara yakın tarafını bir parça yapar. Burayı 2B yapar. Kenara yakın parçanı B yapar. Burayı 2C yapar. Kenara yakın tarafı da 1C yapar. Bunu unutma. Peki 2'ye 1 oran varsa o zaman benim kenar ortayım 3 parçaya bölünüyor? Evet. Peki ben bir paralel çeksem. Paralel çekince ne oluyordu? 1'e 1. Bir. O zaman orta taban oluyor. Yani burası da 1'e 1 bir oynuyordu. Ama peki benim kenar ortayım neydi? 3 parçaya ayrılıyordu. Ağırlık merkezinden dolayı. Bakın bunu büyük çizelim. Bunu büyük çizelim. Daha iyi anlayalım. Bakın bir üçgen var. Bu üçgenin orta tabanı varsa orta tabanı burası birebir paralellikten dolayı burası da birebirdir. Böyle bir durumda ne var? Orta taban var. Bunu biliyorum. Şimdi ben de diyorum ki, ben de diyorum ki şunu unutmayın. Yukarıdan aşağı bir kenar orta inse ne yapsa burayı 2'ye bölse. E peki ben ne bildiğim şey neydi? Ağırlık merkezi kenar ortayı 3 parçaya bölüyordu. Ama şu an bu iki parçaya bölünmüş oldu. E tamam da arkadaşım. Ağırlık merkezi bunun üzerinde bir yerde. Üç parçaya bölüyor ağırlık merkezi. Kenar ortayı. Ama bu orta tabanda iki parçaya bölüyor. O zaman bir şey hem ikiye hem üçe nasıl bölünür? Altı parça olunursa bölünür. O zaman bakın altı parça diye düşünsem yukarısı 3K aşağısı 3K olacak. Yalnız ağırlık merkezde ikiye birdi 6'yı 3'e bölersem de 2'ye 4 olacak. O zaman demek ki benim ağırlık merkezimde G olarak nedir? Şurada 2K'ya K'dan dolayı ayrılmış olacak. Demek ki 3, 1, 2 kuralı var mı? Var. O zaman şöyle söyleyebilir miyiz? Bir üçgende bir kenar ortay varsa ve orta taban geliyorsa orta taban geliyorsa o zaman burası neymiş? 3, 1, 2 kuralıymış. 3 1 2 kuralı olarak karşıma gelmiş olacak. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Geldik tabii ki de bu sayfayı çevirdiğimizde bu sayfayı da çevireceğiz ve olayı patlatacağız. Geldim buraya. Ne diyor? Ağırlık merkezi AG AG 2K'ydı. Bunu yazalım. BG 2M'ydi. Bunu yazalım. Evet. Bu arada yazmamın sebebi ne? Şurası M Şurası K. CG 2 neydi? Evet yazdım. Bunu cevabı da 40'mış. Burası da tabii ki de ne? Bana adam ne soruyor? AD AD dediğim şey ne? 3K. BE kenar ortayım 3M. CF yine benim kenar ortayım 2N olmuş oldu. E ikişer tanesi kırsa o zaman pardon şurası 3 ne? Üçer tanesi ne olacak? üçer tanesi 60 santimetre olacak. 2 parantezini alırsam... 2 parantezini aldığımda bunu hallediyorsam... 3 parantezini de aldığımda da onu da halletmiş olurum. 3 kere 20, 60 demiş olduk. Ve bu soruyu da bitirdim. Bugün kağıtlarımız yine olduğu için zor çekiliyor ama olsun. Hadi bakalım geldik bu soruya. Bak, 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 bak. İkiz üçgen. G ağırlık merkezi ise arkadaşım... Köşeden çıkıp ağırlık merkezinden gidip ne yapacak? kenarı ikiye bölecek. Bir dakika kenarı ikiye bölersem dik üçgenden geldiğim için ne olacak? Kesinlikle ve kesinlikle dik üçgenden geldiğim için muhteşem üçlü olacak. Burası altıysa burasının üç olduğunu gördüm. E bu parçalarda üçe üç olduğunu gördüm. Bana adam x'i soruyor. Hemen gösterelim bakın. Şurada özel bir üçgen var. Bunu size dik üçgende göstereceğim arkadaşlar. Sakin olun. Dik üçgende çokça söyleyeceğim ama şimdiden öğrenseniz güzel olur. Bakın şurası 9 şurası 3. O zaman özel bir kural var. O da şu. O da şu. A'ya 3A ise burası A kök 10'dur. Zaten 9'un karesi 81. 3'ün karesi 9. Kök 90. O da ne olacak? 3 kök 10 olmuş. Olarak. O zaman x'im ne olmuş oldu? 3 kök 10 santimetre olmuş oldu. İşte x'i de bu şekilde bulabiliyorsun. Aklında olsun. Bir de bunun A2, A, A kök 5 olanı var. Ama şu an bizim sorumuz bununla ilgili olduğu için o zaman bu soruyu da bu şekilde geçelim. Geldim buraya. ikiz kenar dik üçgen diyor. Bakın ikiz kenar dik üçgense buradan indirdiğim şey ikiz kenarı ikiye bölerim. Ağırlık merkezinden geçerim. Açı ortaya olurum. Bu neden arkadaşım? Neden? Çünkü ikiz kenar dik üçgen diyor. İkiz kenar dik üçgen demek. Bunların birbirine eşit demek. Böyle eşit olduğunda da ne olacak o zaman? 90'dan 90 inmiş. Neden dolayı? 90'dan dolayı değil. İkiz kenardan dolayı. 90'dan 90 inmiş olacak. Hemen toparlarsak. Tabii ki de iki parçaya bölecek. 22 artı 14. 36. 36'yı 3 parçaya bölersem. 24 buraya. 12 buraya gelir. Bu arada. Bu arada. Şu parçayla şurası birbirine eşit olduğu için. 36'dan dolayı. 18'e 18 olacak. O zaman şurası 4 geldi. Burası da 18 geldi. Peki arkadaşım biraz önce ben sana ne dedim? Dik üçgende anlatacağım ama dedim bu pratikliği bil dedim. Neydi o? A 3A X yani 4 3 katı 12. O zaman bu adamda küçük olanın kök 5 katı pardon kök 5 katı diyorum kök 10 katı o zaman burası da 4 kök 10 olacak. Mesela 12'nin karesi 144. 4'ün karesi 16 160 toplum. 160 nedir? 160 16 çarpı 10'dur. O zaman 16 çarpı 10 arkadaşım ne olacak? 4 dışarı çık. 16 dışarı 4 diye çıkar ama 10 çıkamaz. 4 kök 10 diye cevabım gelir. İşte bu da yapmış olurum ve artık kenar orta dikmeye geçebilirim. Kenar orta dikme bana ne söylüyor? Üçgenin herhangi bir kenarının orta noktasından geçen ve bu kenara dik olan doğru parçasına kenar orta dikmenin. Bakın mesela bu AE EC'ye eşit. Neden? Kenar orta dikme ise dik gelecek ve kenarı ortalayacak. Mesela AD eşit. O zaman bu dik gelip DPde buradan geçecek. Ve ayrıca unutma bu adam da dik gelip buradan geçecek. Ne yapacak arkadaşım yani? Kenar orta dikmeleri ne yapacak? Bir noktada kesecek arkadaşım. Bir noktada kesecek. Bunu sakın unutma. Aklında olsun. Hemen sorumuza bakalım. Adam ne yaptı? Geldi kenarı ortaladı. Geldi kenarı ortaladı. E, AC neymiş? 48'miş. AC 48 ise o zaman burası ne olacak? 24'e 24 olacak. BP 25'miş. BP BP neresi ya? Heh, BP şurası 25'miş. Bu da tamam. Bunları hallettik. Şimdi arkadaşlar bize diyor ki kenar orta dikmelerinin kesim noktası olduğuna göre o zaman ben ne biliyorum arkadaşlar? Çok dikkat şimdi. Ben ne biliyorum? Burası 25 ise bunu buradan çektiğim anda bakın dikindi ikiye böldü. İkiz kenardır. O zaman burası da 25'tir. Bakın şu özel üçgen şu özel üçgen nedir? İkiz kenardır. Niye? 90 indi aşağıya. ikiye böldüyse ikiz kenar. O zaman bu 25 ise bu da 25. E, elime bu sefer de şöyle bir üçgen geldi. Büyük ihtimal çoğunuz çoğunuz Biliyorsunuz zaten geometri özellik üçgenleri. O yüzden bunu bazıları 7 24 25'tir hocam deyip hemen PT'ye 7 demiş olacağız arkadaşlar. Ve unutmayın, unutmayın. Bir daha söylüyorum. Bunları e, düşünemiyorsan, anlayamıyorsan ister Pisagor yap, istersen de hemen bunlar özel üçgenler dedi hoca. Ben bunları kitabımın ön sayfasına yazıyorum. Yazmam lazım deyip yapabilirsin. Geldik son kısma. Bir üçgende herhangi bir köşeden karşıya ve karşı kenar uzantısı dik olarak indirilen doğru parçasının denir. Bakın üçgen içinde yükseklik bu kenara ait. Hangi kenara? BC'ye ait yükseklik. AH'de A'nın A kenarının yüksekliği olduğu için HA diyorum. Bu da aklında olsun. Üçgenin yükseklikleri yine bir noktada kesişiyor. İster içeride olsun ister dışarıda olsun. Diklik merkezi söyleniyor. Burada da söyledim. Ne yaptık? İç açı ortay. İç açı ortayların kesim noktası iç teğet çemberi merkezi. Dış açı ortaylar dış teğet çemberi merkezi. Ee, ne vardı bir de arkadaşım? Kenar orta dikmeler de aynı yerde kesiyordu. Ağırlık merkezi de aynı noktada kesiyordu. Ve yükseklikte ne yapıyor? Diğer yüksekliklerle birlikte bir noktada kesişiyor arkadaşım. Geldik. Üçgenlerin çeşitlerine göre diklik merkezi. Bakın dar açılı üçgensem herkes içeride. Dik üçgensem, dik açılı üçgensem bu adam buna dik olduğuna göre e bu da zaten yukarıdan aşağı dik gelecek. Bunun diklik merkezi buradaki A noktasıdır. Adam sana bir üçgenin bir köşesi diklik merkezi derse sen anla ki orada dik üçgen var. Bak çok önemli bir bilgiydi bu. Aklında olsun. Peki geniş açılı üçgensem ne olacak? Geniş açılıysam buradaki bakın AC'yi inen yüksekliğin BK olur. Dışarıdan uzantısına iner. Aynı şekilde AB'ye inen yüksekliğimde uzantısına inecek. O da CL'dir. Aklında olsun. Peki bunun diklik merkezi nerede? Bunun uzantısı burası. Bunun uzantısı burası. Bu da dışarıdan uzayacak. Yine benim D noktamdır. Zaten dar açı olunca da çok basit. içeride kesişiyorlar. Biz buna ne diyoruz? Diklik merkezi diyoruz. Bir köşede ise o köşe kesinlikle 90 dereceli açılır. Aklında olsun. Evet arkadaşım. Şimdi soruya bakalım. Soru bize ne diyor? Bir ikiz kenar var diyor. Tamam. A, B, A C eşit diyor. AB AC eşit. Tamam. İkiz kenarlığın varlığıdır bu. ABC'de F noktası diklik merkezi. O zaman burası dikmiş. Burası da dikmiş. Çok güzel oldu. Burayı hallettik. Bize ne diyor sonra? Noktaları doğrusal. Tamam bunlar doğrusal. Hiçbir sıkıntı yok. Bunu da hallettik. Bize başka bir şey daha söylüyor. Diyor ki AD12. Onu da gördük. E, BD'de neymiş arkadaşım BD'de? 8'miş. Bunu da gördük. Bir de ben şunu biliyor muyum arkadaşım? Bak çok dikkat et. Burası da 8. Burası da 12 midir? Neden? Çünkü bu bir nedir? İkiz kenar üçgendir. İkiz kenar üçgende indirilen dikmeler, indirilen kenar ortaylar, indirilen açı ortaylar birbirine eşittir. Ve aynı şekilde böler. Nereden kaynaklanıyor? İşte sorudaki şu ayrıntıda hani derler ya, şeytan ayrıntıda gizli işte ayrıntı burası arkadaşım burayı yaptım. Bak burayı gördükten sonra işim kolaylaştı. Niye? Bak şurada bir üçgen var görüyor musun? Bak şurada bir üçgen var. Bu üçgen ne? 20 12. O zaman burası 16 mı? Evet. 12 16 20 üçgeni 3 4 5'in özel formatı. 3 4 5'in özel formatı ne o? 12 16 20. Bakın 3'ün 4 katı. 4'ün 4 katı 5'in 4 katı. Bunu hallettim. Şimdi başka bir özel üçgen var. O özel üçgende şu arkadaşım biraz önce söylemiştim. Bu 8 ise bu 16 ise bu x ise o zaman ne dedik? A 2A A kök 5 olarak karşıma çıkacak. Buradaki x dediğim şey A kök 5 olacak arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Bakın ne yaptık? Aynı böldüklerini buldum. Burası 12, burası 20 ise burası 16. 16 ise buraya 8 8, 8, 16 işlem yapmaya gerek yok. 8'in 2 katı olduğu için 16, 8, 8 kök 5 üçgenine gitmiş oldum. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Çok güzel sorular yaptık. Bildirimleri açmayı unutmayalım arkadaşlar. Bakın orada bir yıl, işte zil var ya zil. Zile basıp bildirimleri açmayı unutmayalım. Like butonunu kırmayı unutmayalım. Ve birazdan ödülü soru gelecek. Ödülü sorunun cevabını yorumlara yazmayı unutmayalım. İsterseniz övdüklerinizi, isterseniz eleştirilerinizi, olumlu olumsuz hepsini yorumlara yazabilirsiniz. Ama daha önemlisi lütfen bildirimleri açmayı unutma. Bildirimleri aç ki ne zaman ne dersin var hemen sana gelsin. Bugün açı ortayı, iç ve dış açı ortayları, iç teğet çemberini, dış teğet çemberi merkezini gördük. Kenar ortayı ve kenar ortayların kesim noktası ağırlık merkezini gördük. Kenar orta dikmeleri gördük. Bir çizgi var. Bu çizgiye ortadan gelip ikiye bölüyorsam biz bu kenar orta dikme diyoruz. Ve kenar orta dikmelerde yine bir noktada kesişiyordu. Yükseklikler de içeride, dışarıda, köşede olabilirdi. Köşede olursa 90'dı, unutmuyorsun. Ama dışarıdaysa geniş açılıydı, içerideyse dar açılıydı ve yüksekliklerin kesim noktası da yükseklik merkeziydi dedim. Ve sözü fazla uzatmayacağım. Ve ödevi söyleyeceğiz. Ödevi bir kere daha söyleyelim. Hemen neresiydi? Üçgende arkadaşım. Temel kavramlar bittikten hemen sonra 205'ten. Pardon. Özür dilerim. 205 değil. Nereden arkadaşım? Hemen şuradan sonra. 219'dan başlayıp nereye kadar gidecek? Kenar ortaya dair. Bunu da yaptık. Çünkü Pisagor teoremine kadar yapman gerekiyor. Burada orijinal sorular var. Kesinlikle yap bunları. Mesela bakın 231'de 12. soru çok iyi bir soru. Bunu halletmeden sakın bir dahaki derse gelmeyelim dedim ve sözü fazla uzatmayalım dedik ödevi de verdik ve işte karşında ödülü soru ödülü sorunun cevabını yorumlara bekliyorum like butonunu da kırmayı unutma sizleri sevdiğimi hiç unutmayın aklınızda olsun sizleri çok seviyoruz ve son kez bir kere daha söyleyeyim bildirimleri de açmayı unutmayın kendinize iyi bakın Mayıs ayında görüşürüz.